Efendim merhabalar. Yeni bir bölümle yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. İzlemeye başladığınız için her zaman olduğu gibi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bazı gezilerimde köylere gidiyorum. Oraları göstermeye çalışıyorum. Çok enteresan şeylerle de karşılaşıyorum aslında. Onlardan en enteresanı diyebileceğim bir olayla şu an karşı karşıyayız. Sarı kız hiç duydunuz mu? Sarı kız nedir? Barış Manço'nun bir şarkısı vardı. Sarı kız minik buzağıyı sütten kestim. Böyle bir şey vardı. Onunla ilgisi yok. Sarı kız bizim sarı düldül de değil. Sarı kız örümceğini bilen bilir efendim. Gerçekten de tam bir terminatördür. Daha çok ülkemizin doğu, güneydoğu Anadolu bölgesinde çöl iklimi olan yerlerde müthiş bir katildir aslında. Akrebi bile böyle avlayıp yiyebilen değişik bir hayvandır. Hani biz Yozgat'ta pek görmemişizdir bunu. Ama ben Yasıyö köyünde bir gezimde ona rastladım. Ben de onu bir kavanoza koydum ve size göstermeye çalışacağım. Efendim internete girip baktığınızda bu böcek türüne böğ isminin de takıldığını biliyoruz. Ayrıca Sarı Ömer de deniliyor. Sarı Ömer ismi de bizim doğuda, Güneydoğu'da görev yapan askerlerimizin taktığı bir isim efendim. Daha çok oradaki askerler bunu size söyleyeceklerdir. Orada askerlik yapanlar onu bileceklerdir. Biliyorlardır daha doğrusu. Fazla beklemeyelim isterseniz gelin ben şimdi kavanozun içine doğru gideyim ve onu size göstermeye çalışayım. Efendim işte burada sarı kız örümceği ölü vaziyette duruyor. Bunu birazdan dışarıya da çıkartacağız. Tabii bunun canlısını görmek istemeyiz. Bu ısırdığı zaman ısırdığı yer hiçbir şekilde sürekli iltihap tutuyor ve sürekli akıntı yapıyor. Böyle bir çukur gibi bir şey oluşuyor vücutta. İyileşmesi de çok güç. Tam anlamıyla ısırdığı zaman. Gerçekten şöyle baktığım zaman korkunç bir yaratık. Bacaklarındaki tüyler insanı çok böyle dehşete düşürüyor. Bunun en önemlisi ise bu örümceğin Yozgat'ta olması. Yani bu Yozgat'ta olduğunu düşündüğümüz zaman hani Güneydoğu Anadolu'da var, Doğu Anadolu'da var. Nasıl oluyor da Yozgat'a geliyor? Çöl iklimi yok. Yozgat şu an bulunduğum mevki o kadar sıcak değil. İşte kışları soğuk geçiyor. Nasıl gelmiş olabilir diye bir beyin fırtınası yaparsak o da nasıl olabilir? Belki doğudan buraya çalışmaya gelen işçilerin araçlarında gelmiş olabilir. Belki olabilir. Nohut işte nohut yolmaya ve nohut işlerini yapmaya gelenler tesadüfen getirilmiş olabilir. Şu şekilde gördüğünüz zaman da İnsan biraz önce de söyledim ya ürperiyor gerçekten de. Bacaklarında kamera ayrıntıyı göstermiyordur tahmin ediyorum. Uzun uzun şöyle 2 santim, 1,5 santime yakın tüyler var. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Ucundaki o çenedeki şeyleri fark edebiliyor musunuz? İşte onlarla ısırıyor ve zehrini enjekte ediyor. Eti koparıyor. Yani bunun kurbağayı, fareyi, akrebi yediğini gördüğüm videolar oldu YouTube'da. Şimdi sonuçta bu hayvan buraya gelmiş. Bunun bir şekilde daha büyükleri ve hatta daha da fazlaları mutlaka vardır. Burada dikkat çekmek istediğim şey ise şu an belki Yozgat'ımızın başka daha çok sıcak yerlerinde bu örümceğe rastlamış olabilir. Yasıyö köyünde buna rastladım. Halkımız dikkatli olmalı. Bilmiyorum bunun bir ilacı var mıdır? Bunun için başka bir çözüm yolu var mıdır? Çünkü insanda gerçek manada ısırdığı anda kemiğine kadar hiçbir şekilde et bırakmıyor. Yani o yıllar yılı çürümeye devam ediyor. Orası iyileşmiyor, kabuk bağlamıyor. Bunun büyüklüğü el kadar, insan eli kadar yani normal yaştaki bir insanın eli kadar olabiliyor. Bu biraz küçük. Bu haliyle bile şöyle söyleyebilirim, sadece ön ayakları
4-5 santim civarında düzlersek o şekilde bir uzunluğa sahip diyebilirim. Yani toplamda da tamamen düzlendiğinde 15 santim civarında bir uzunluğu var. Düşünün bir de bunun iri olduğunu. Hatta şu çenenin oradaki kırmızı ağzını görüyorsunuz. Onun tamamen arkası kadar büyük olan çeşitleri de var. Muhtemelen burada vardır. Evet. Dikkat etmek gerekiyor. Siz de böyle etrafınızda gördüğünüz veya duyduğunuz varsa yorumlara da yazarsanız veya bununla nasıl başa çıkabiliriz bilginiz varsa yazarsanız memnun olurum. Nefessiz izliyorum böyle sallanırken. İnsan korkuyor, yutkunuyorum. Efendim işte bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. O zamana kadar sizi Allah'a emanet ediyorum.